Almanya'nın Hamburg kentinde geçtiğimiz günlerde çıkan depo yangınında 4'ü Türk işverenlere ait 8 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın Türk işletmecilere büyük maddi hasar verdi. Depodaki iş yeri kül olan Serkan Karabacak, depoda bulunan döşeklerin yanmaya başladığını görünce ilk müdahaleyi yaptık ama başarılı olamadık. Yangını söndürmek bir yana, canımızı zor kurtardık dedi. Biz de birden şok olduk. Elektrik kablolarından şüpheleniyoruz, endüstri kablolarından. Oradan arkadaşın belirli halları olsun, eski eşyalar, oradan yanmaya matraslardan başladı. Biz söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Fayola şey vardı, şişelerin 10 şişe falan boşalttık. Arkadaşlarla beraber canımızı zor kurtardık. Yani orada bizim yılların emeği var. Kaç yıldan beri buradasınız? Ben 15. Rahat, arkadaş 15, ben rahat 7-8 seneden beri bu işin içindeyim. Hep beraber bir aradayız. Çok şu üzüntümüz anda... çok ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelecek bir şey yok. Tabii içeride çok mal vardı, malımız bütün varlığımız, vardı. Bütün emeğimiz orada içerideydi. Yani sadece kül olduğunu gördük. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece seyrettik. Beyaz eşya üzerine hizmet veren Şevki Çayıroğlu, emeklerinin gözlerinin önünde yanmasından ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ama işte insan evin yandığını gördüğü zaman söndürmeye çalışır tabii. Biz de onu uğraştık, söndürmeye çalıştık. O da olmayınca elimizden gelmedi. Canımız sağ olsun. Öyle. Paramıza geldi. Hiç sorun değil abi. Tekrar elde edeceğiz. Biz kazandık. Biz kaybettik. Peki daha çok içeride ne tür eşyalar vardı? Beyaz eşya mıydı evet, sadece? Evet. Derin dondurucu vardı. Ben de abi sıfır en azından 500 lira derin dondurucu vardı abi. Nereden baksan yani. Dünyanın sermayesi gitti ama canımız sağ olsun. Yapacak evet. Yok abi. Peki maddi hasar büyük, aşağı yukarı büyük abi. Rakam olarak verebilir rakam misin? Rakam rüzü geçer abi bende. Yüzde? Bende alt şey de vardı. Bayağı bir şeyler vardı. Benle bir rahat 40 bin olur. Yangın anında buradaydım da olay yerine ben ondan bunlardan birkaç saniye sonra ulaştım duydum. Ama işte o üstünden yangın üstünden başladı gibi o kablolardan başlıyor yangın aşağıya bindirme yapıyor. Alttan başlasa yangın sönerdi. En aşağıdan 10 tane tüp boşaldı. Yangın üstünden kablolardan başladı gibi eski şey olduğu gibi anında dolanıyordu. Her tarafı dolanmış. Tabi binalar da eski bina değil mi onun için? Tabi bu binalar zaten duvarı da yanıyor, hepsi de yanıyor. Anlıyor musun? Anladığın gibi değil yani. Bu eski bir şey. Yangında itfaiyeyi geç gelmekle suçlayanlar da vardı. Mesela kapının ağzını beklediler. İçeri girip de müdahale de etmediler. Yok kimse. Adamı girdi yok girmedi bile. İtfaiye geç mi geldi olay yerine? Abi itfaiye erken geldi de yine de geldi de ama... Yan tarafa sudan da gelmediler. Sudan 4 saat sonra geldi. Şuraba bekledik gelmedi. 4 saat sonra geldi. Kanada Gestak'tan gemi geliyor. Ya, olur mu böyle bir şey abi ya? Sen erken müdahale edilse... Tabii ki kurtalır. Zaten başta ufak bir ateş ya abi. Ama çok siz yukarı gidemiyordun. Ben kelim yaşadım. Yukarısıydı ya. Adam içeri gitti onu bir anda şey yapsaydı. Rakip kapanırdı sönerdi. Evet. Bu kadar olmazdı. Ateş.